Adını Sen Koy 172. Bölüm. Gündüz vakti kuş bakışı ikinci boyutlu manzarası üzerinde beliren pembe benlikler ve uçuşan beyaz parçalar eşliğinde oyuncuların görüntüleri ve isimleri akıyor. Ömer Erkan Meriç, Zehra Hazan Subaşı, Alev Esmi Baran, Ayşe Yaprak Durmaz, Murat Aykut İdeli, Mert Ali Oğuz Şenol, Cevriye Neslihan Günaydın Aka, Salim Ali Çoban, Hilmi Yavuz Çetin, Üzeyen Fatma Karanfil, Yasemin Elif Sultan Taş, Leyla Berna Uçkaleler, Ökkeş Atilla Pekdemir, Hediye Derya Kurtuluş Oktar, Şükran Gül Arcan, Koray Halit Erman Ersoy, Meta Gözde Gürkan, Beton Bolga Köprülü, Asya Hazel Aynalı. Kalp şeklinde dizilmiş kırmızı gül yaprakları içinde adını Sen Koy yazdı. Geldiler. Geldiler. Zehra telaşla Ömer'in yatağını toplamaya koştu. Ömer şaşkınca kala kaldı. Ne yapıyorsun? Hiç yardım etmiyorsun. Ömer yere düşen yastığı alırken Zehra panikle ite kaka Leyla'nın odasına yönlendirdi. İçeri girdiler. Çarşafla nevresimi yatağa attı. Kapı aralığından gözetleyerek sese kulak kabartıyorlar. Açık kahverengi çelik kapı yavaşça açıldı. Gelen Koray'mış. Zehra kulağını kapıya yaslamış. Ömer arkasında. O da kulak kabartıyor. İçerideler mi? Bilmiyorum. Dur bir saniye. Arkalı önlü ard arda durarak kulaklarını kapıya yeniden yaklaştırdılar. Zehra arkasını dönünce yüz yüze geldiler. Ben sana kalmamanı söylemiştim. Bak yakalandık işte, ben nasıl açıklama yapacağım şimdi, ne diyeceğim? Tamam tamam, sakin ol. Buluruz bir çözüm. Nasıl? Ne bulacaksın? Ömer sakince düşünmeye başladı bile. Zehra'nın kulağı kapıda. Koray ayakkabılarını çıkardı, terliklerini giydi, salona doğru yürüyor. Yanından geçerken mutfağa göz attı, ensesini kaşıyarak salona girdi. Bir şey düşünür gibi durdu. Ani bir kararla televizyon ünitesine dönüp yanına yaklaştı, ortadaki çekmeceyi açtı, içinden birkaç dosya aldı. Çekmeceyi kapatıp geri döndü. Siyah pantolonunun arka cebinden cep telefonunu çıkardı. Arama yapıp telefonu kulağına yasladı. Ömer'le Zehra kapının arkasında kulak kabartıyorlar. İkisi de iki büklüm. Zehra'nın eli kapının kolunda. Ömer de tutup kapıyı aralamaya yeltendi. Acaba yani hiç ses gelmiyor. Kapı sesini duymadın mı, girdiler? Zehra önüne döndü, kulaklarını yeniden kapıya yasladılar. Ömer dibinde. Başka biri olmasın. Öyle anahtar olan, evi kontrolü gelen birileri falan. Zehra mantıklı bulmuş gibi düşünerek kulağını kapıdan çekti. Amaçsızca Ömer'e döndü. Tesadüfen yüz yüze geldiklerinde bakışları birbirinde kilitlenip kaldı. Alo, kızım ne yapıyorsun? Nasılsın? Moralin nasıl? Koray. Ömer keyifsizce doğruluyor. Zehra kulağını yeniden kapıya yasladı. İyi ben, ne yapayım? Seni özledim. Ha Yasemin, sana çok güzel bir haberim var. Yeni bir sipariş aldım. Hem de beton sayesinde. Ha? Aynen, aynen, iş getirmiş bize. Ha yok, şimdi eve geldim. Şu muhasebe kayıtlarını almak için çıkacağım şimdi, atölyeye gideceğim. Tamam. Yasemin. Siz gelmeden şu siparişleri bitireyim de sonra sürpriz yapayım diyorum. Yasemin'le konuşuyor. Ömer kapıya uzak. Aynen, aynen. Mesai var yani bu akşam. Tamam canım, ararım ben seni. Ha yok, üstümü değiştim, çıkacağım işte. Tamam. Hadi bay bay canım. Tamam tamam. Tekrar atölyeye dönecekmiş. Birazcık bekleyelim. Tamam, bekleriz. Şişt. Ya zaten fısıltıyla konuşuyorum. Tamam. Sustum. Zehra iyi edersin diye sertçe kafa salladı, kapıya kulak veriyor. Ömer telefonu orta sehpada bırakmış. Koray koridordan melodiye kulak vererek şaşkınca salona girdi, telefona yaklaşıyor. Eğilip aldı, ekrana bakıyor. Allah Allah. Kimin ki bu ya? Baksan mı acaba? Ömer'le Zehra dip dibe. Çıkıyorum ben. Yüz yüze gelmenin etkisiyle duraksadı. Ben çıkıyorum. Telefonuna bakacak yoksa. Sen dur burada. Dur. Çıkma. Nasıl çıkmayayım ya? Ya açarsa telefonunu. Tamam sen burada dur. Tamam geliyorum. Koray. Koray sen miydin? Zehra abla. Koray açıp kulağına götürüyordu ki ta ki Zehra'nın sesini duyana kadar. Alayım. Aa Zehra abla ya, kusura bakma, ben açtım ama. Öyle mi? Tedirgin halde telefonla odanın kapısına göz attı.
çaresizce götürdü kulağına. Efendim? Zehra. Mert. Ömer'i aramıştım ama. Ha, evet, evet anladım. Müsait değil galiba. Evet. Yani hayır. Anladım. Ya müsait olunca beni aramasını söyler misin? Olur. Tamam. İyi günler. Kapattı. İş yerinden arıyorlar da. Koray, ben sen de cenazeye gittin sanıyordum. Gitmemişsin. Ay yok Zehra abla, gitmedim ben. Atölyedeydim. Ya bir sipariş vardı, onu yetiştirmeye çalışıyorum. Ha, çok sevindim. Ben de Şükran teyzenin ilaçları gelecekmiş de onu bekliyorum. Gideceğim sonra. İstiyorsan sen git Zehra abla, beklerim ben. Yok. Yok, ben beklerim. Hem sen işinden olma, git sen. İyi, tamam. Benim de zaten yetiştirmem gereken bir iş vardı, acil. Yoksa biliyorsun. Tamam canım. O zaman ben üstümü değiştireyim, gideyim. Tamam. Tamam. Ben odadayım. Tamam. Elinde telefon, tedirginliğini gizlemeye çalışarak odaya yöneldi. Kapıyı aniden açınca Ömer savrulup arkaya sıkıştı. Üstünü değiştirecekmiş. Ondan sonra gidecek. Arayan Mert'ti. Tamam. Ararım ben. Tamam. Telefonu aldı. Kapıdan uzaklaşıyor. Zehra kulağını yaklaştırdı. Kapıyı kapatmaya çalışıyor. Kapı aralık kalmış. Kapanmıyor. Kapı niye kapanmıyor? Denesene. Geri çekilip yer verdi. Ömer Zehra'nın aksine kendini paralamadan kolayca kapattı. Zehra şaşkınca izledi. Tekrar yerlerini aldılar. Zehra dışarıdan gelecek sese kulak kabartıyor. Ömer tuvalet masasına yaklaştı. Elini beline yasladı, bekliyor. Koray gitti. İyi. Tamam. Ben içeri geçiyorum. Tamam. Zehra kapıyı şimdi de açamıyor. Ömer yardıma gitti. Kahraman edasıyla hava atmadan ama rahat davranarak bana bırak der gibi omzuna dokundu. Zorlanmadan tek seferde açtı. Sonuna kadar aralayıp Zehra'ya yol verdi. Arkasından kendi de çıktı, salona geçtiler. Cam duvarlı çelik konstrüksiyonlu şirket binası. Mert patron koltuğunda çalışıyor. Bakışlarını dosyadan yanı başındaki telefona kaydırdı. Alıp açtı. Ha Ömer, şirkete gelecek misin diye soracaktım. Babamla ilgili. Alev ofise girdi, yaklaşıyor. İlmi Yılmaz'la ilgili dosya. Giderek güçleniyor. Birkaç şey daha bekliyorum. Onlar da gelince... Alev'e göz attı. Neyse, sonra konuşalım mı? Sen Zehra'ylasın sanırım. Tamam. Keyfinize bakın. Ömer'le mi konuştun? Evet, ama sen sormadan söyleyeyim. Bugün şirkete gelmeyecek Alev. Dosyayı kapattı. Hiç şaşırmadım. Bir şey mi dedin? Yok. Yok bir şey demedim. Bakışları dosyadaki Hilmi Yılmaz yazısına kaydı. Mert öbür dosyalardan birine göz atıyor. Alev şoke olmuş bir halde odaklandığı Hilmi'nin dosyasını eline aldı. Merakla açıyordu. Mert elinden kapı verdi. Ne oldu peki, bir şey bulabildiniz mi? Şimdilik bulamadık Alev. Ama çalışıyoruz, bulacağız. Alev şaşkınlığını atamamış halde onayladı. Alev, kusura bakma. Ha, ben çıkıyordum zaten. Mert kalktı. Açmak için Alev'in uzaklaşmasını bekleyerek yürüyor. Hi Jane, how are you? Alev kendini endişeyle ofisine attı, kapıyı kapattı, yerine geçiyor. Bir şeyler bulursa, Hilmi yakalanırsa ben de deşifre olurum. Kodunun arkasında ayaküstü arama yaptı, bekliyor. Hilmi seyir halindeki aracının arka koltuğunda. Hilmi Bey, hemen konuşmamız lazım. Ne oldu yine Alev, söyle. Başımız dertte. Mert sizinle ilgili araştırma yapıyor. Ne araştırması? Elinde dosyalar var, ayrıntısını bilmiyorum. Ne yapacağız? Sakin ol. İstese de bir şey bulamazlar. Ama sen yine de gözünü dört aç. Attıkları adımlardan beni haberdar et. Tamam.
Telefonu kapatıp sıkıntıyla derin bir nefes verdi, kaygıyla düşünüyor. Hilmi'nin asabı bozulmuş, kaşları çatık, bakışları gergin, düşünceli. Özoğul babasını hapse tıkmak için araştırma yapıyor. Yapılı adamı direksiyonda dikiz aynasından göz atıyor. Hilmi iç cebinden çıkardığı telefonuyla arama yaptı, bekliyor. Alo Reşat. Mert peşimize düşmüş. Araştırma yapmaya başlamış. Ortada endişe etmemizi gerektirecek bir durum. Bir ipucu yok değil mi? Zehra kurye ile kapıda. Ömer salonda şöminenin önünden başını uzatmış gözetliyor. Teşekkür ederim. Zehra paketi alıp içeri girdi. Seri adımlarla salona girdi. Ömer'i karşısında bulunca durdu. Evet, nihayet geldi. Artık gidebiliriz. Sehpaya koydu. Tamam. Önce bir kahvaltı yapalım. Evde yapsaydık kahvaltıyı. Ömer yarı yoldan döndü. Ama ben çok acıktım. Sen şirkete gitmeyecek miydin? Hayır. Bak ne diyeceğim. Dışarıda kahvaltı yapalım. Yeri de sen seç. Ama ben dışarıda kahvaltı yapmak istemiyorum. Tamam. O zaman ben seçerim. Zehra başını panikle kapıya çevirdi. Ömer merakla dikkat kesildi. Zehra ona döndü. Kim olabilir diye aralarında işaretleştiler. Zehra tedirgin, heyecanlı. Meta patron koltuğunda iş başında. Beton elinde bir çikolata kutusuyla içeri girdi. Meta'ya yüz vermeden karşısına oturdu. Meta kutuyu görünce şımardı, keyifle bakıyor. Beton kutuyu masaya kendi önüne koydu. Onu almış gibi bir hali yok. Çikolata getirmiş bana. İç ses. Beton. Bir kahve yap da içelim. Beton yine yüz vermiyor. Soğuk ifadesiyle itiraz etmeden kalktı. Metap kutuya göz attı, onu izliyor. Ay Beton. Şöyle kahvenin yanına tatlı bir şeyler olsa. Ağzımız tatlansa ne güzel olurdu değil mi? Beton tepkisiz. Kahveyi doldurdu, götürüyor. Önüne bıraktı. Mehtap tatlı meselesine tepki vermeyince bozulmuştu ama Umut'la yeniden gülümsedi, bekliyor. Beton kutuyu yerinde yavaşça oynattı. Mehtap'a bakış atıp önüne döndü, cebinden telefonunu çıkardı. Kutuyu vermeyince Mehtap'ın suratı düştü. Yok mu çikolata falan? Beton yok diye kafa kaldırdı, telefonuyla oynuyor. Bana getirmedi mi yani? Allah Allah. Zehra kapıya koşuyor. Dur açma dur. Peşinden koştu. Aman ya Koray'sa anahtarı var açabilir. Mercekten baktı ama gelen kişi dış kapıda olduğundan göremedi. Salona yöneldi. Ömer de bakıp peşine düştü. Zehra ön cephedeki pencereden göz attı. Dış kapı oradan da görünmeyince Ömer'e döndü. Ya Koray olsa niye bassın ki zile? Yani anahtar var, girer içeri. Benim burada olduğumu bildiği için olabilir mi? Yok, ben açıyorum ben. Dur, sen gelme. Sen sakın gelme. Git saklan bir yere, sakın görünme. Yine aynı şey. Evet, aynı şey. Senin yüzünden. Ömer sinir olup gerdan kırdı. Salon kapısının önünden karşı tarafa geçti. Oradan gözetliyor. Zehra oralarda mı diye Ömer'e göz attı. Kapıyı açtı. Yeniden salona bakıp dış kapıya döndü, gidiyor. Ömer kapı boşluğunun kenarında temkini elden bırakmadan merakla dikilmekte. Dış kapının önünde mahalleden iki kadın var. Biri yaşlı, diğeri genç. Zehra'cığım, bu ne güzel sürpriz. Nasılsın? Öpüştüler. Hoş geldin Melike abla. Hoş bulduk canım. Elini öptü. Teyze, hoş geldin. Hoş bulduk. İzinli misin bugün? Ne zamandır görüşemiyorduk. Hı, öyle. Şükran abla içeride mi? Yok, hayır. Şükran teyze evde değil. Onlar cenazeye gittiler. Öyle mi? Hay Allah. Ne oldu Melike abla? Kazım abini hastaneye götüreceğim de randevu almıştık bugüne. Anneme de Şükran abla bakacaktı birkaç saatliğine. Öyle mi? Ne yapsam ki? Nesi var Kazım abinin? Kötü bir şey değil inşallah. Sorma Zehracığım. Tansiyonu çok düzensiz bu aralar. Dün yine 22'lere kadar yükseldi.
Geçmiş olsun. Tabii ihmal etmemek lazım. Öyle canım. Zehracığım, sana da utanıyorum söylemeye ama. Söyle Melike abla. Yani eğer işin yoksa, mümkünse anneme sen baksan, ben bir iki saate gider gelirim. Tamam, bakarım. Bakarım tabii Melike abla. Siz randevunuza geç kalmayın. Ömer panikle uzaklaştı. Anne gel hadi. Çok sağ ol Zehracığım. Allah senden razı olsun. Fikriye suratsız. Ben hemen gider gelirim. Çocuk muyum ben? Yalnız başına kalabilirdim evde. Niye getirdin beni buraya deli kız? Anneciğim evde tek kalamazsın. Sen geç, ben gelip alacağım seni. Zehracığım çok sağ ol. Ben işim biter bitmez hemen gelip alırım. Tamam tamam Melike abla. Siz işinizi halledin de. Tamam canım. Hadi Allah'a ısmarladık. Hoşça kal. Gel. Gel Fikriye teyze, biz içeri geçelim. Ne bağırıyorsun kulağımın dibinde? Sağır mıyım ben kızım? Zehra şaşkınlaştı, sonra hızla peşine düştü. Gel, gel. Geç Fikriye teyze, geç. Tamam, ben şimdi sana bir terlik vereyim hemen. Bir dakika. Bir dakika. Tamam, verdim. Ne bağırıyorsun terlik terlik? Kulağım duymuyor mu zannettin? Sağır mı zannettin beni sen? Tamam, tamam Fikriye teyze. Tamam hadi salona geçelim. Giriyoruz salona. Ömer Leyla'nın odasında kulak misafiri. Zehra salonda olmadığını görünce rahatladı. Ben susadım, bana bir su getiriver. Tamam tamam, hemen getiriyorum Fikriye teyze. Fikriye kanepede. Zehra sağa sola göz atarak mutfağa girdi. Ay vallahi çok iyi gidiyor doktorcuğum. Hiç kaçamak yapmıyorum. Dediklerinizi harfiyen uyguluyorum. Aa, ay tabii çok hareketliyim. Ben zaten öyle yeni gelin gibi hayatta süzülüp oturamam ayol. Salonda ayaküstü konuşuyor. Ha, dur. Bir kağıt kalem bulayım ben. Bir dakika. Bir dakika doktorcuğum, bekletiyorum. Hah, buldum. Köşedeki minik masanın çekmecesinden aldı, yemek masasına gidiyor. Evet, dinliyorum. Şimdi söyleyebilirsiniz. Masada iki büklüm yazıyor. Sıklaştıracağız. Evet. Azaltacağız. Azaltacağız mı? Ay zaten kuş gözü kadar menülerim var yani doktor beyciğim. Artık. Tabii ben de çatal bıçak kullanmam. Bundan sonra mikroskopla bakarım artık. Olsun. Tamam. Nihat'la Ayşe salona girdi. Merakla izleyerek yürüyorlar. Anladım. Ses yapmadan usulca yaklaşıyorlar. Cevriye fark edip avucunda buruşturuverdi kağıdı. Ben sizi sonra tekrar arayacağım. Sevgiler, hoşça kalın. Hala? Kimle konuşuyordun öyle hararetli? Bir sorun yok değil mi? Yok, hiçbir sorun yok. Sen merak etme güzel kızım. Ben sizin yıl dönümünüzle ilgili siparişler veriyordum. Öyle mi? Nedir onlar bakayım? Mümkün değil güzel kızım, sürpriz. Ben şimdi gidip hazırlıklarla ilgileniyorum. Sen de sabrediyorsun, tamam. Hadi görüşürüz. Ayşe gülerek bakıp Nihat'a döndü. Halam iyice kendini kaptırdı bu işe. Olsun, bırak bak böyle mutlu. Öyle. Kahve içer misin? İçerim. Hediye abla. Kanepeye geçiyorlar. Zehra odaya girerken Ömer geri çekildi. Küçük bir sorumuz var. Evet, duydum. Ya niye kabul ettin ki? İşim var falan deseydin. Nasıl hayır derdim? Hastaneye gideceklermiş. Ya tamam biliyorum, yardım etmeye çalışıyorsun ama yani ben burada kalamam ki. Ne demek kalamam? Kalacaksın. Bak sakın çıkayım falan deme. Eğer Fikri teyze görürse çok kötü olur. Yani zaten çok fazla sürmez ki. 2 saat falan. Ne? 2 saat mi? Hayır, ben 2 saat burada kalamam. Ne demek kalamam ya? Kalacaksın, yapacak hiçbir şey yok, kusura bakma. Ya tamam, beni de götür içeri, misafir falan dersin. Otururum ben orada. Olur mu ya, olur mu öyle şey? Hayır, burada duracaksın. Bak sakın öyle bir şey yapayım deme. Sakın, rica ediyorum senden. Bari merhaba deseydim. Hayır ya, olur mu? Ne demek merhaba deseydim? Hayır, dur burada. Dur, kımıldama. Allah Allah. Nerede bu kız ya? Kaçtı mı? Kalktı, acaba? Arıyor. Bu yeni nesilli de anlamıyorum ki. Akılları bir karış havada ya. Allah Allah. Eyvah, geliyor, ne yapacağız? Bilmem. Tamam, sen dur burada, tamam mı? Bekleyin. Kapı aralık. Zehra aradan maşallah, kulak veriyor. Maşallah. Fikriye kapıya yaklaştı, itiyor. Fikriye teyze. Gel,
Ömer, ben sana çay koymadım. Baktım. Çay koyayım sana. Ne istersin çayın yanında? Biri mi vardı içeride? Hayır, olur mu? Kimse yok ki evde. Yalnızız biz. Hadi gel. Gel, kimse yok. Allah Allah. Yönlendirerek götürdü. Ben anlayınca görür gibi oldum sanki. Ahmet Bey, evet. Ahmet'i görür gibi oldum. Ama Ahmet abi Almanya'da değil mi? Telefonla konuşmuyor musunuz hiç? Beni de bur gelin. Bana göstermemek için aratmıyor ki. Tamam, tamam Fikriye teyze. Sen gel. Gel şöyle otur, rahatına bak. Gel. Geride kolarından tutarak kanepeye götürüyor. Fikriye oturdu. Zehra huzursuzca karşısında. Ama bir gelsin. Ben yapacağımı biliyorum ona. Burnundan getireceğim, burnundan. Tamam, tamam Fikriye teyze. Sen çayın yanında ne istediğini söylemedin hala. Bir de bilmiyor musun ben çayın yanında ne yediğimi? Tabii bilmiyorum. Ama kek var. Çikolatalı kek ister misin? Hadi getir, getir, getir. Bak ne kadar oldu geldiğim. Hala hiçbir şey yok ortada. Tamam, tamam Fikriye teyze. Ben şimdi getirmeye gidiyorum ama lütfen sen hiçbir yere kıpırdama, tamam mı? Sen burada otur, ben getiriyorum şimdi. Akıl versene anca. Ben sana az bile söylüyorum. Tamam Fikriye teyze, ben gidiyorum. Sen eğer bir şey istersen bana seslen, tamam mı? Hiç kalkma, sadece bana seslen. Mutfağa gidiyor. Mendebur gelin. Oğlumu bana göstermemek için neler yapıyor. Oğlumu da kapatmış oradaki odaya. Ömer'i kastetti. Daha ne kadar sürecek ki bu? Odada gezinerek kol saatine baktı. Bu saatten sonra kahvaltı da olmaz. Akşam yemeği? Yok. Ayşeler bekliyor. Ömer bir ses duymuş gibi kapının arkasına koştu. Kapıyı aralayan Zehra'ymış. Bir şeyler getirdim. Sen yedin mi? Yok. Fikriye teyzeyle yerim ben. Afiyet olsun. Gidiyor musun? Ya demin seni gördü gibi oldu. Şimdi gelmesin bir daha. Telefonun sessizde değil mi? Evet. Tamam, ben gidiyorum. Ömer kahvaltı tepsisiyle Zehra odadan ayrılıyor. Ömer keyifsizce ilerleyip tepsiyi tuvalet masasına koydu. Ayakta yaptığı kahvaltıya salatalıkla başladı. Fikriye kalktı, odadan tarafa gidiyor. 80'lerinde kısa boylu, pamuk saçlı benim bir kadın. Benim güzel oğlum, yavrum benim. Kapı hafif aralık. Fikriye iyice açtı. Ömer'in sırtı dönük. Geldin mi? Kapıya döndü. Biliyordum. O mendebur ananı görmeye bile izin vermiyor değil mi? Nasıl? Anlamadım. Kim? Kim olacak oğlum? Karın, karın. Kurban oldum. Beline sarılıp canım, başını Ömer'in göbeğine yasladı. Aradaki boy farkı aşırı orantısız. Ömer şaşkınca dondu kaldı. Sonra kayıtsız kalamayıp elleri yavaşça Fikriye'nin sırtına koydu. Zehra odaya girdi ve şoke halde Ömer'e odaklandı. Ömer ne oldu anlamadım der gibi bakıyor. Fikriye teyze? Fikriye Ömer'in göbeğinden çekilerek Zehra'ya döndü. Sen beni oğlumdan ayrı bırakıyorsun. Saklıyorsun onu odada. Ömer gülümsüyor. Canım oğlum benim. Yeniden sarıldılar. Zehra ne yapacağız diye omuz kaldırdı Ömer'e. Ömer halinden memnun. Hadi gel oğlum, çıkalım buradan biz, gel. Elinden gel tuttu götürüyor. Ahmet'im benim. Güzel oğlum, tontişim. Tontişim mi? Peşlerine düştü. Beton laptopu kucağına alıp kulaklıkları takmış. Beton. Ben acıktım ya, bir şey mi yesek? Metap başını dosyadan kaldırıp duraksadı, kalktı. Sertçe tek kulaklığı çıkardı. Alo, kime diyorum? Acıkmadın mı? Beton hayır diye başını oynattı. İyi, ben kendime söylerim. Arama yapıyor. Beton laptopa dönmüş. Mehtap'a hiç yüz vermediği gibi trip dağıtmadan kendi halinde takılıyor. Alo Aslan abi, bana az çorba, bir de kuşbaşılı pide yollasana. Nakit vereceğim. Tamam, sağ ol, sana da kolay gelsin. Beton'un telefonu Mehtap dikkat kesildi. Beton iç cebinden çıkardı. Mehtap geriden kuşkuyla bakarak kimin aradığını görmeye çalışıyor. Beton'un gözleri ekranda. Mehtap başını hafifçe telefona uzatmış. Beton fark edip telefonu gizler gibi hemen iç cebine koydu. Laptopu kapattı, kulaklıklarla birlikte sehpaya bıraktı. Mehtap güya isimliğin kenarında takılı kalemi düzeltti. Beton kutuyu keyifle aldı, gidiyor. Hop hop!
Mete omdurup ona döndü. Mehtap yaklaşıyor. Özel yani. Söylemiyorsun. Beton döndü, gidiyor. Mehtap arkasından bakıyor. Gergince düşünerek başını önüne çevirdi. Çok özledim ben seni yavrum. Çok özledim. Salona geçtiler. Ay. Oldu sana seni. Oğlum. Elimi öpmeyecek mi oğlum? Fikriye teyze. Fikriye teyzeciğim o Ahmet değil. O başka biri. Eline vurdu Zehra'nın. Hadi oradan. Ben oğlumu tanımayacak mıyım? Bak boyuna, posuna, kaşına, gözüne. Sen ne biçim gelinsin böyle? Öp elimi benim oğlum, öp. Aldırma ona sen, bir tane benim. Öpeyim amcacığım. Öp, güzel oğlum benim. Hey, oh yavrum, kurban alayım boyuna, posuna, evladım benim. Hey, canım, özledim seni, çok özledim. Gel, gel. Anlat bana bu kadından neler çektiğini. Beni unutturmak için sana neler yapıyor bu cadı karı ya? Zehra sistemkar. Ömer'in sanki işine geldi. Yavrum, çok özledim seni. Hiç aramıyorsun, sormuyorsun anneciğini. Nasıl üzülüyorum bir bilsen. Çok özlüyorum oğlum seni ben. Yemekler gelmiş. Mehtap çorba içiyor. Çikolatalar bilmem neler. Hayır, hiç anlamadım vallahi. Ay bu ne ya? Oturdum kaldım burada. Üstüme ölü toprağı serilmiş gibi. Peçeteyle rujunu bozmadan alt dudağının kenarını sildi. Valla bugün kendini şımart Mehtap. Hakkındır. Kalkıp telefonunu aldı, arama yaptı. Yüzüne bir gülümseme takınarak cam duvara yöneldi. Alo, güzellik merkezi mi? Heh, ben bugün için randevu alacaktım. Mehtap Kaplan, şöyle full bakım olsun. Hah, teşekkür ederim, sağ olun. Şöyle ya. Bir de akşam gezmelere çıktın mı? Ha vallahi tamamdır bu iş. Yeni bir arama yaptı, masaya yaklaşıyor. Alo Nermin, nasılsın canım? İyi ben de, sağ ol. Akşam ne yapıyorsun? Sinemaya gidelim mi birlikte? İşin mi var? Ay aman iyi, tamam. Görüşürüz. Ay havanı yesinler. İşi varmış. Ben de kendim giderim. Şu filmlere bir bakayım mı? Betonun oturduğu koltuğa geçip laptopu kucağına aldı, monitörü kaldırdı. Salık saçlarının önüne düşenleri arkaya attı. Tebessüm ederek işlem yapmaya koyuldu. Çevre Yalan'ın elinde küçük küçük notlar vardı ama göstermedi. Sürpriz yapacakmış. Cevriye Hanım çok renkli şeyler planlıyordur. Bu gece çok güzel olacak değil mi? Bence de anne. Ayşe, Cevriye Hanım'ın tatlı heyecanı bütün eve sirayet etti. Ne güzel oldu değil mi? Evet anne. Ya Cevriye Hanım sayesinde ilk defa birlikte kutlayacağız. Canım yavrum, inşallah daha çok uzun seneler beraber kutlarız. Amin anneciğim. Amin. Kahveleriyle kanepedeler. Ayşe duygulandı, kahvesini yudumluyor. Ah be oğlum, kaç yıl oldu bir ananı görmeye gelmedin be yavrum. Anacığım ben... Hiç öyle aslında, eveleyip geveleme. Biliyorum ben, bu mendebur kadın beni unutturmak için neler yapmıştır sana kim bilir. Yok yok anacığım, o yüzden değil. Geldim geleli bana bir kahve bile yapmadı ya. Ben bunu nasıl gelin olarak aldım? Bilmiyorum vallahi, dizlerime vuruyorum, dizlerime onu aldım diye. Fikriye teyze olur mu? Hemen yapayım, tamam, nasıl olsun kahven? Bak, duy. Kulaklarınla duy, gözlerinle gör. Bana bir anne bile diyemiyor. Kocana da yap. Ahmet'im de içsin. Değil mi Ahmet'im? Olur olur anacığım, beraber içeriz burada karşılıklı. Akşama ne yersin oğlum? Söyle karına, canın ne istiyorsa. Yapsın karım. Bilmem anacığım, senin canın ne istiyor sen söyle. Söyleriz yapar. Senin canın evladım, senin canın ne istiyorsa yapsın karım. Tamam anacığım, söyleriz yaparım. Sen merak etme. Tamam. Ben hemen kahvedenizi getiriyorum. Şekerli olacak değil mi Fikriye teyze? Sen önce bana bir su getir. Ömer muzipçe getir diye işaret etti. Tamam.
Hemen getiriyorum. Baksana suratsız kadın. Giderken domuz domuz bakıyor böyle. Suratını eğdi. Fikri'ye sarılırken Ömer de sarıldı şefkatle. Bir yandan da çok eğleniyor. Zehra gözlerini şaşkınca Ömer'e dikti. Öyle öyle anacığım. Çok dik başlı. Hep burnunun dikine gidiyor. Afiyet olsun. Sen kılıbık olma bir oğlum. Mor gömlekle basma etek giyip boynuna eşarp asmış. Suyunu yudumlayıp verdi bardağa. Ağırlığını koy. Neden yumuşadın bilmiyorum ki. Eskiden böyle değildin. Yok yok anacığım ben yumuşamadım. Ne söylesem yapıyor. Aferin oğlum. Kadın dediğin kocasının lafını dinleyecek. Onun istediğini yapacak. Kıracak dizini, oturacak. Aynen öyle. Ömer haylazca gülerken Zehra dik bakıyor. Gerçi bu da çok sever çantayı koluna takıp gezmeyi. Fır fır. Evet. Aynen öyle. Gülerek bakıyor Zehra'ya. Zehra tehditkar dik. İmayla kafa salladı. Aa, aa, aa. Bak bir de öyle diyor. Sen erkek değil misin oğlum? Ağırlığını koysana. Dinle sözünü. Zehra kafa tutarcasına hadi dinlet diye başını salladı, omuz kaldırdı. Ömer bu sefer yenik düşmüş. Sen niye dinliyorsun? Git sen kahve yapsana. Sen söyle oğlum. Gitsin kahvemizi yapsın. Tamam tamam oğlum. Hadi. Hadi git sen kahveleri yap. Zehra bak sen diye dikleşip kaşlarını kaldırdı. Hadi. Aferin oğlum. Ne güzel gönderdin senin öyle. Ay canım benim. Ömer omzuna yatmış yanağını seviyor. Metap dükkanda masanın arkasındaki dolaptan bir klasör almış. İnceleyerek masaya döndü. Beton içeri girdi, koltuğa geçiyor. Bu sefer Mehtap da ona yüz vermedi. Kafasını klasörden kaldırmadan suratsızca içinden dosya alıyor. Beton ceketinin iç cebinden iki sinema bileti çıkardı. Mehtap başını kaldırmadan merakla göz atıyor, saçları önüne düşmüş. Arkasını dönüp ilerledi, klasörü yerine koyuyor. Beton yan göz Mehtap'a bakışlar attı. Bilekleri masaya koydu. Görmesini ister gibi özellikle biraz ileri sürdü. Mehtap masaya geri döndü. Bilekleri görünce yelkenleri hemen suya indirdi. Aa! Sinema bileti mi aldın Beton? Biletler elinde. Ya var ya, başka bir şey isteseymişim olacakmış. Ben de bugün filme gitmek istiyordum. Yine her zamanki gibi de ne istediğimi bildin. Beton tepki vermeden izliyor. Ay benim randevum vardı. Güzellik merkezine gidip geleceğim ben hemen izliyor, tamam mı? Biletleri bırakıp askılığa yaklaştı, paltosunu üstüne geçirdi. Çantasını da aldı gidiyor. Beton arkasından belli belirsiz bir tebessümle intikam alırcasına huzur bakıyor. Zehra ikilinin kahvelerini yapıp çaprazlarındaki berjere oturmuş. Ömer kahvesini yudumluyor. Oğlum sen öyle rahat edemedin. Dur arkana iki tane yastık koyalım. Yok yok anacığım ben böyle rahatım. Zehra onaylar gibi kafa salladı. Gelin kalk. Yastık getir kocana. Hadi ne duruyorsun kalk kalk. Zehra ikiletmeden kalktı. Giderken Ömer haline gülüyor. Görüyor musun oğlum böyle kes kes oturuyor. Ver bana ver sen yapamazsın. Gel oğlum, arkada koyayım, şunu da yanına koyayım. Oh! Tamam, anacığım ben hallederim. Tamam. Çek sehpayı, kaldır şunları. Zehra yine ikiletmiyor. Al hadi, al hadi. Ortadan alıp kenara çekti. Gel bakayım şuraya, kaldır kocanın ayaklarını. Terliklerini de çıkar, hadi. Her şeyi ben mi söyleyeyim ya? Rahat ettir kocanı. Tamam, tamam anacığım ben hallederim şimdi. Zehra itaatkarca eğilmişti ama geri doğruldu. Bunları da buraya koymuşsun. Kuru kuru. Yokum yok muydu? Tamam getiriyorum. Seri adımlarla gidiyor. Ömer ayaklarını uzatmış zevkten dört köşe. Fikriye berjerde. Ah yavrum sana kaç defa söyledim. Zehra geliyor. Bizim Elmas'ın sanat mezunu kızı varken bu kıza saplandı. Elmas'ın kızı mı? Evet Elmas'ın kızı. Gönlü de vardı sende halbuki. Hem de ne kadar güzeldi. Bunun gibi değildi. Ömer hala sevimli. Şirin gülümsemesiyle Zehra'ya baktı. O sert duruşundan eser yok. Zehra emrine amade halde ayakta. Fikriye suyu yudumladı. Ay, sen beni hasta mı edeceksin? Buz gibi. Hadi şunun içine sıcak su koy da öyle getir. Tamam. Bardağı götürürken şöminenin üstünde çalan telefonunu aldı. Bak.
su getirmiyor da telefonla konuşuyor. Ne diyeyim anacığım yani? Konuşuyor işte. Alo. Alo. Ha, Melike abla. İlacı mı? Ha, tamam. Kimle konuşuyor tamam, bu oğlum? Bilmiyorum ki. Anladım, tamam. Ha, siz ne zaman gelirsiniz? Yok yok, siz işinizi halledin. Bir sorun yok. Fikriye teyzeciğim, ya senin ilacın varmış da nerede acaba? Fikriye küskün bir çocuk gibi kaşlarını çatıp eteğinden çıkardı. Hah, tamam. Zehra bardağı bırakıp kutudan aldığı ilacı Fikriye'ye verdi. Fikriye ağzına yaklaştırdığı sırada duraksadı. Zehir olmasın bu ama benim ilacım. Zehra'nın verdiği suyu da aldı, içti ilacı. Daha yutkunur yutkunmaz gözlerini Ömer'e dikti. Yabancı gözlerle bakıyor. Ömer sultanlığının keyfini çıkarmakta Zehra tavırlı. Ters ters bakıp önüne döndü. Ömer gülümseyerek sevecen bakışlarını bu sefer de Fikriye'ye çevirdi. Zehra Fikriye'deki değişimi fark etti, dikkatle izliyor. Gülümsemesi silinen Ömer de dikkat kesildi. Zehra, kızım bu adam kim? Panikleyip aralarında bakıştılar. Ömer saygıyla ayaklarını indirip toparlandı hemen. Anacığım, ben eşiyim. Zehra kızım, sen ne zaman evlendin? Biz seni çalışıyor biliyorduk. Fikriye teyzeciğim, Tabii yaşlandım artık değil mi? Unutup duruyorum. Söylemiştir kızım. Fikriye teyze, aslında o... Maşallah, maşallah. Çok da yakışıklıymış koca. Adın ne senin oğlu? Ömer cevaplamadan önce Zehra ile bakıştı. Ömer. Ne iş yaparsın? Halim vaktin yerine mi bakayım? İşte. Bir şey söyleyeceğim. Çocuk var mı çocuk? Yok. Yok Fikriye teyze. Olur inşallah olur. Daha çok gençsiniz. Ömer umutla bakan durgun gözlerini Zehra'ya çevirdi. Zehra'nın bakışları da heyecanla, tedirgince ona kaydı. Ömer hüzünle önüne döndü. Fikriye teyzeciğim, ben sana bir çay getireyim. Çay ister misin? Yok kızım, fazlası çarpıntı yapar. Şimdi söyle bakayım. Niye çocuk yok bakayım söyle. Zehra gözlerini yeniden Ömer'e çevirdi ama yardım bekler gibi değil. Duygulu, buruk bakışıyorlar. Aa, neden kızardın öyle kızım? Utan olacak ne var bunda? Bak, evlilik çok önemli bir şey yavrum. Çocuk yapmanız lazım. Çocuk bağlar aileyi. Mutluluk getirir. Zehra'nın gözleri Ömer'e kaydı. Ömer de ona çevirdi başını. Zehra kaçırdı bakışlarını. Sen severek evlendin değil mi yavrum? Kocanı da seviyorsundur herhalde. Zehra ile Ömer'in bakışları kilitlendi. Zaman çok yavaş akıyor. Ömer aşkla mütebessim bakıyor. Zehra sanki duygularından emin olmaya çalışırcasına odaklanmış ama onun bakışlarında da sevgi var. Kolay gelsin Hediyeciğim. Sağ olun Cevriye Hanım. Buyurun. Ay yok yok, sen yemeğine bak. Ben iki lokma bir şey hazırlayacağım kendime. Hediye gülümseyerek onayladı. Ocakta kaynayan yemeği karıştırıyor. Cevriye mutfaktan havuç tabağıyla bir saklama kabı aldı, tezgaha götürdü. İçinde ne olduğu belli olmayan bir saklama kabı da alt çekmeceden aldı. Üst dolaptan tabak çıkardı. Malzemelerin yanına döndü. Ay yok, bu diyetisyen beni açlıktan öldürecek herhalde. Böyle giderse tahtalı köyü boylayacağım. Dayan Cevriye, sık dişini. Yüzdün kuyruğuna geldin. Bu saatten sonra dönmek yok. Ateş topunu kendine güldürmeyeceksin herhalde. Yemek pişti Cevriye Hanım. Bir tabak vereyim size. Ay yok, ben böyle hafif bir şeyler yiyeceğim Hediyeciğim. O kadarcık şeyle doyulur mu Cevriye Hanım? Ya son zamanlarda çok az yiyorsunuz. İnsanın dişinin kovuğuna gitmez bunlar. Ay yok Hediyeciğim, ben her bahar böyle olurum. Böyle iştahım kesilir benim. Ah ah, o bahar biraz da bana gelse. Yani benim de iştahım birazcık kesilse.
Kolay gelsin. Gidiyor. Hediye gülümseyerek yerden kırdığı tencereyi karıştırıyor. Kızım sana sordum. Bir cevap versene yavrum. Ne sormuştun Fikriye teyze? Gençlik işte. Kafada kavak yerleri. Kocanı seviyor musun diye sordum işte. Ömer yutkunarak Zehra'ya döndü. Mahzunca cevabını bekliyor. Zehra düşünceli bakışlarını ona çevirdi. Koltukta yan yanalar. Fikriye teyzeciğim. Yoksa zorla mı aldı seni? Yok. Yok. Biz... Severek evlendiniz. Zehra kızarıp başını eğdi. Öyle olacak tabii. Artık herkes severek evleniyor. Bu devirde kaldı mı görücü usulü? Ben bir çaya bakayım. Ben de su alacağım. Sen niye kalktın? Ne zaman alacaklar? İşleri uzamış, gecikeceklermiş. Ne kadar? Bilmiyorum, sormadım. Leyla'yı aradım, ne zaman geleceklermiş? Yarın geliyorlar. O zaman sorun yok. Ben Ayşe'yi arayıp haber vereyim. Neyi? Bu gece de burada kalacağız. Ne? Hayır, hayır. Ömer kararlı. Ayşe'cim, nasılsın? İyiyim, iyiyim. Biz bu gece de dışarıda kalacağız, onu söyleyeyim dedim. Bu gece de mi gelmeyeceksiniz abi? Tamam. Tamam. Tamam anladım. Görüşürüz abiciğim. Kahveler içilmiş. Hediye borçları topluyor. Hediye abla. Abimler bu gece yemekte olmayacaklar. Tamam Ayşe kızım. Hediye tepsiyle gidiyor. Niye gelmiyorlar Ayşe? Bilmem sormadım. Benim yüzümden değil mi? Ben Zehra'yı kırdım. Ayşe kıyamayıp hızla ilerledi, yanına oturdu. Anneciğim. Olur mu hiç öyle şey? Hem bence Zehra değil, abim kalmak istedi dışarıda. Bilmiyorum Ayşe ama ben Zehra'yı çok üzdüm. Benim onun gönlünü almam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Betim kucağındaki laptopu kapattı, masadan kulaklıkları aldı, konuk sandalyesinden kalktı. Masanın ön tarafına dolandı, patron koltuğunun arkasından geçip laptopu masanın o tarafına bıraktı. Etiketteki minik dolaba yaklaştı, üst çekmeceyi açtı, kulaklığı oraya koydu. Masayı şöyle bir toparlayıp biletleri aldı, ceketinin iç cebine soktu. Mehtap Neşe ile geliyor, üstü başı aynı, sadece makyajı tazelenmiş. Ben hazırım. Hadi çıkalım da geç kalmayalım. Beton güzelliğinden etkilenip gergince yutkundu. Biletler nerede? Ben bir saate bakayım. Beton bir şeyler anlatır gibi bakarken Mehtap hemen anlıyor. Nasıl yani? Başkasıyla mı gideceksin? Başkasına mı aldın biletleri? Mehtap sinirden nefes nefese bakıyor. Beton bakışlarından tırstı, bulaşmadan sıvışıyor. Mehtap gidişini izleyip masaya döndü. Madem benimle gitmeyeceksin niye söylemiyorsun o zaman beton kafa? Çantasını hışımla bıraktı, sonra yüzü düşünceli bir hal aldı. Kimle gidiyor o zaman bu? Yok canım. Olur mu öyle şey? Kim aldı ki biletleri? Bir kızla falan mı gidiyor? Yoksa sevgilisi mi vardı? Diline vuran düşünceler yüzünde bir mutluluk ifadesine yer vermedi. Akşam vakti Boğaz. Zehra Leyla'nın odasından Pike ile çıktı, salona geçti. Fikriye koltuğa kıvrılıp Ömer'in bacağında uyuyakalmış. Başının altında kırlent var. Ömer durgun, düşünceli. Yanağına yaslı elini indirdi, Zehra'yı izliyor. Zehra Pike'nin katını açmakta. Fikriye mışıl mışıl uyuyor. Yüzünde yaşlılığın verdiği derin kırışıklıklar. Dudakları çizgi gibi incecik, burnu küçük. Zehra Pike'yi iki kat yapmış. Şefkatle üstünü örtüyor. Ömer ucundan düzeltip omuzlarını güzelce örttü. Burada mı kalacak bugün? Yok. Birazdan almaya gelirler. Ben sorun yok deyince. Ömer başıyla onayladı. Uyuduğuna emin olmak ister gibi Fikriye'ye bakıyor. Zehra Berger'e oturdu. Yoruldun mu? Küçükken az nazımızı çekmedi bizim.
Çok yedirdi. Çok dinledi. Şefkatle izliyor Fikriye'yi. Peki sen? Ben ne? Sen. Sen beni dinlemeyecek misin? Zehra ne desin bilemedi. Fikriye sıçrayarak doğruldu. Ne oluyor? Bu saatte kim? Bir şey yok Fikriye teyze. Sen otur. Sen otur. Bir şey yok. Ben şimdi bakıyorum. Ömer'e kaş göz etti. Odaya yürüdü. Sen otur. Oğlum. Ben bakıyorum. Yok, Ahmet'im. Yok. Canım tanteşim nereye gidiyorsun? Fikriye teyzeciğim sen otur. Ben hemen geliyorum. Ahmet'im oğlum nereye gittin? Zehra'nın arkasından bakıp odaya yöneldi. Hoş geldin Melike abla. Hoş bulduk canım. Anneciğim. Yarı yoldan çevirdi Fikriye'yi. Hadi gel evimize gidelim. Zehra'ya çok yük olduk bugün. Kızcağızı evi hapsettik hadi. Melike abla deme öyle olur mu? Yordum seni annem. Yok. Biz gayet iyiydik. Bir sorun yok. Siz ne yaptınız? İşinizi halledebildiniz mi? Zehra'cığım sorma. Hallettik, hallettik. Tam hastaneden çıkacakken aradılar. Hayır da diyemedik. Zehra'cığım bir hamarat, bir becerikli. Çok iyi baktı bana. Ya ne güzel. Zehra'cığım, kocanı da çağır. Vedalaşalım yavrum. Anneciğim ne kocası? Zehra evde değil ki. Sen Yasemin'le karıştırdın onun nişanıyla. Sen beni iyice bırak sandın ha. Biraz önce konuştum kocasıyla. Sırrım gibi maşallah. İçeriye saklandı. Gel bak içeriye gözlerinle gör. Zehra tedirgin. Annem ne sırrımı ne delikanlısı. Hadi gel. Hayır, gözlerinle gör gözlerinle. Anneciğim. Bakışlar dehşetle odaya odaklandı. Zehra huzursuz, kaygılı. Fikriye Melike'ye döndü. Bak, ben sana söyledim. Kocası içeride. Melike Zehra'ya dönüp ne oluyor diye işaret etti. Zehra bilmem diye kaş kaldırdı. Gel kızım vedalaşalım. Ahmet içeride. Anneciğim, hadi gel anneciğim. Zehra'cığım kusura bakma ne olur. İlaçlardan işte. Hadi anneciğim. Hadi anneciğim. Kusura bakma Zehra'cığım. Tamam, sorun değil Melike abla. İyi akşamlar canım. Gidiyorlar. Cevriye çikolata kutusuyla salona girdi, mutfağa geçiyor. Nihat tabletle koltukta. Halacığım. Canım. Hazırlıklar nasıl gidiyor? Ay vallahi daha çok işim var oğlum ama... yani her şeyi kendi ellerimle hazırlayacağım için... ya mükemmel bir gece yaşatacağım biricik yeğenime ve gelinime. Ve yardım edebileceğimiz bir şey var mı? Tek başına yorma kendini. Yok yavrum da yormak ne demek ayol? Yanına oturuyor. Siz mutlu olun yeter bana. Bir tanecik alan benim. Hala senin kocası bu. Nihat göğsünde sarmalamış. Hayırdır? Halayı yeğen Sevgi Yuma olmuşsunuz. Neyi kutluyorsunuz böyle? Nihat'ımla Ayşem'in evlilik yıl dönümünü kutlayacağız inşallah güzel kızım. Ay aman ne güzel. Kalkıyor. Sonra da Ömer'cimle Zehra'cığımın evlilik yıl dönümünü kutlayacağız. Darısı da senin başına artık. Ömer nerede? Bugün şirkete de gelmedi. Bu gece gelmeyeceklermiş. Ayşe öyle söyledi. Ay doyamadılar ayol, doyamadılar birbirlerine. Ay çıkarsınlar tadını şu gençlik günlerinin, tazeliklerinin. Alev bozuldu, gidiyor. Ben mutfaktayım. Nihat Sefa'ya bıraktığı tableti geri aldı, işine bakıyor. Kahve istemedin diye çay kendine yaptım. De getirmiş. Sağ ol. İlginç bir gündü. Sana söyledim ama. Yani biraz daha acele etseydin Fikriye teyze yakalanmayacaktı. Ömer Berger de Zehra çaprazındaki koltuğa sıkıldın geçti. Sıkıldın ama yapacak bir şey yok. Yo, hiç sıkılmadım. Hiç. Hiç. Yani hayatımda geçirdiğim en ilginç ve en özel iki gündü. Zehra dikkat kesilip ilgiyle gözlerine odaklandı. Bir müddet sonra bakışlarını çekip yere düşürdü. Ömer aşkla izliyor. Zehra başını kaldırıp yumuşacık bakışlarını Ömer'e sabitledi. Zaman dondu. Bu dizinin betimlemesi Karamel Yapım tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. www.sebeder.org Sesli Betimleme metin yazarı Nezahat Çalkamcı. Seslendiren Emine Koli var.
Altyazı Çağıl Doğan, Feride Tezcan. İşaret dili Müjde Kolçak. Son kontroller Zerrin Çınar, Beliz Coşar, Hasan Dikyuva. Teknik yapım Yeni Gökdelen Tercüme, Dağ Prodüksiyon. Yönetmen Atilla Cengiz, Irmak Çengel. Yapımcı Nazmiye Yılmaz. Yapım Karamel Yapım. Bu dizi TRT 1 tarafından Karamel Yapım'a yaptırılmıştır. Copyright 2017.